Ailece gittik onlara, çay falan içtik. Derken bu ara babası beni sorgulamaya başladı yavaş yavaş. Ben de geri vites yapmadım. Dedim ki ben çalışacağım, çok para kazanacağım, güzel bir aile kuracağım, güzel bir hayatımız olacak. Fakat çok para kazanmıyordum. Biz Beyhan'la bir plan kurduk. Ben de gittim Almanya'ya vasıfsız işçi olarak kaydımı yaptırdım. Daha sonra çağrıldım ve Almanya'ya gittim. Anlaşmamıza göre ben bir yıl orada çalışıp para toplayacak. Daha sonra da Beyhan'ı Almanya'ya alacaktım. Ve öyle de oldu. Ben orada Türklerin yoğun olduğu bir mahalleye gittim. Oradan ev sahibi de oldum. Ama ilk mektubumda da ona para gönderdim mektupla beraber. Bir yıl sonra evi alınca ben memlekete Türkiye'ye döndüm. Bu ara valizlerini hazırladı. Beraber Almanya'ya döndük. Almanya'da 4 yıl beraber kaldık. Tabii ki mahallemizde Türklerin olduğu mahallede olduğumuz için bizim çalışan ekipler iş yerine giderler, akşamları eve dönerler. Bir kısmı da gelmez, eğlence yerlerine gider. Döndüklerinde de alkollü gelirlerdi. Kimisi de hiç eve gelmezdi. Mahallemizde Çetin diye bir arkadaşımız vardı. O da benim adaşımdı. O sık sık eve gelmekleri azaltmaya başladı. Ve daha uzun süre gelmemeye başladı. Eşini ihmal etmeye başladı. Bir arada iyice ayağını kesti. Eşi de hamile. Bir ara ben sokakta gezerken rastlıyorum, selamlaşıyorum onunla. Yine selamlaştığım bir günde bana canını menemen çektiğini söyledi. Biber kokusunu almış. Tabii orada çok pahalı sebzeler, Türkiye gibi değil. O yıllarda? Et pahalı, et ucuz ama sebze pahalı. Ha. Alacak gücü yok. Ben de ertesi biberi. Gün... Biberi. Ertesi gün ben ona biber aldım. Götürdüm, verdim. Mahalleli bunu görmüş. Ama çok tatlı bir davranış bu. Ama dedikodu, bu da Beyhan'ın kulağına gelmiş. Ateş püskürdü. Yok hanımcığım öyle bir şey. Katiyen böyle bir şey olamaz dememe rağmen hiç dinlemedi beni. Ertesi sabah ben işe gittiğimde, akşam eve geldim, ne Beyhan var, ne bir gül. Türkiye'ye dönmüş. Aa. Ben de tabii peşinden gittim. Ama bir türlü ona ulaşamadım. Benden yıllarca kaçtı. Ailesinin yanına gitmiş ama benimle görüşmek istemedi. Bir türlü görüşmedi. Çetin Bey, ne diyorsunuz? Maalesef bunları yaşadım ben. Ay, bir biber yüzünden. Bir biber yüzünden. Ve ben bir iyilik yapmak istedim. Ayrılığınızın sebebi? Bir... Beyhan Hanım'ın... Bu inadının, öfkesinin sebebi menemene konacak olan bir biber mi? Bir Charleston biber. Aa. Evet, ne yazık ki. Böyle. Peki sonra gittiniz. Sonra gittik, yıllarca peşinden koştum. Bir türlü bana kendini göstermedi. Hiç değilse kızımı görebildim. Onunla yazışabildim, görüşebildim. Hasret giderdim. Sonra ben yine Almanya'ya döndüm. Ama kızımla görüşüyordum. Kızıma dedim ki bir ara beni annenizle bir görüştürseniz dedim. Baba, eğer bunu söylersen bize de küser. Aa, söyleyemem. Çok kötü bu küsme oluyor. Ne yazık ki bunları yaşadık biz. Su? Anneanne? Nedir kızım senin yaptığın bu? Ya anneanne nedir, söyler ya. Misin? Bir kızma ne olursun, bak anlatacağım. Ay bırak, bırak. Gel otur. Otur, sakin ol. Ben anlatacağım, tamam mı? Bak, tansiyonlarım çıktı değil. Benim. Bak vallahi düşündüğün gibi değil anneanne ya. Dur, nerede ben anlatacağım. Nerede? Gelecekler şimdi. Daha sonra kızım da benden ilişkini kesti. Baba de mektubunda, baba artık ben sana mektup gönderemeyeceğim. Annem beni çok sıkıyor. Ve o da ilişkiyi kesti. O biberden aldatıldığına ikna olmuş. İkna oldu. İşte ben güya dediğim gibi kocası benim yüzümden kaçmış ifadesiyle inanarak kaçtı.
O insanlar da ne kadar insafsızlarmış. Hamile bir kadın zor durumda, kocası evini ihmal ediyor, karnı acıkmış. Aşerme deriz biz kadınlar buna, evet, yani. Evet. Menemeni aşermiş yani. Siz de vicdanlı, insaflı biri olarak... Bunu inandıramadım. Bunu Beyhan'a inandıramadım. 10 yıl kadar böyle geçti. 10 yıl sonra bir mektup geldi. Seninle boşanmak istiyorum diye bir mektup geldi bana. Ben de cevaben, boşanmamız için bir araya gelmemiz gerek diye yazdım. İkinci mektupta tekrar geldi. İçine iki tane resim koymuş. Biri kendinin, biri bir gülün. İşte bizi gördün. Artık boşanalım dedi. Ve bir daha bana mektup gelmedi. Siz yazdınız mı? Ben yıllarca yazdım. Hiçbirine cevap vermedi. İsterseniz mektupları da gösterebilirim. Eğer sizin için bir mahsuru yoksa... Yanınızda mı getirdiniz? Çok tatlısınız. Şunları bakın isterseniz, dilediğinizi okuyabilirsiniz. Ben çok severim aşk mektuplarınızı. Ne böyle senle, ne de sensiz. Okuyayım mı? Lütfen. Seyircimiz de duysun. Duysunlar. Hava burada soğuk. Nefes almaya ve tek başıma yaşamaya çalışıyorum. Olmak imkansız, hiç sebepsiz. Her günüm ve her gecem senin kokun ve kızımın sesiyle geçiyor. Burada yoksunuz belki ama ben hem kokunuzu alıyor hem de sesinizi duyuyorum. Ne de benim, şimdi sensizim, sen de bensiz. Belki kafayı yemek üzereyim. Seni göreceğim günü düşleyerek ayakta kalıyorum. Ne olur bana yaşadığın yeri söyle ve bu yaz Türkiye'ye geldiğimde seni göreyim. Seni çok özledim. Çet. İşte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince. Çetin Bey. Buyurunuz. Yani sizdeki sabır da taşta olsa çatlarmış. Sabır her şeydir. Ne oldu? Bunları gönderdiniz. Hiçbirine cevap yok mu? Yok. Bir biber yüzünden. Kızımla arada bir görüşüyorduk telefonla. Mektuplaştık. Onun